Geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman konut sektörüyle ilgili videolar yaptım, paylaştım biliyorsunuz. Ve o videolarda özellikle şunun altını çizmiştim. Konut satışları çok dramatik bir şekilde düşecek. Aynı zamanda insanlar ödeme kabiliyetlerini kaybettikleri için bankalara taksitlerini ödeyemeyecek ve bu da bankalardaki konut stoklarının artmasını beraberinde getirecek. Müteahhitlerin elindeki stoklar zaten duruyor. Tasarrufa dönmek isteyen pek çok yatırımcı da ellerindeki konutları satmaya çalışacak. Ortada ciddi bir arz oluşacak ama talep oluşmayacak. Talep oluşmadığı için de yakın zaman içerisinde konut fiyatlarında dramatik düşüşler olacak demiştim biliyorsunuz. Bu videoda da son gelen rakamlara göre, Nisan ayı konut satışı verilerine göre yine bu durumu bir kez daha değerlendireceğiz ve konut sektöründe hızla düşen bu satışların konut fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Nisan ayı verilerini okuyalım. Ne kadar konut satılmış? Neden bu kadar konut satışları düştü? Bu devam edecek mi? Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da konut sektöründe bir canlanma olacak mı? Düşüş devam mı edecek? Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Bu arada Nisan ayı elbette Türkiye'nin pandemiden de ciddi bir şekilde etkilendiği ay. Mesela Mart ayı için aynısını söylemiyorum biliyorsunuz. Mart ayının sonlarına doğru Türkiye pandemiden etkilendi ama Nisan ayında artık bir fiil pandemiden etkilenmeye başladığımız ay oldu. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi. İnsanlar evde kalmaya başladı. Şirketler kapatıldı. İnsanlar evden çalıştı vesaire. Bu nedenle de konut satışlarını evet pandemi de etkiledi. Ama bu bir başka gerçeğin arka planda kaldığını göstermiyor bize. O başka gerçek ne? Tabii ki öncelikle konut fiyatlarının bir balon haline gelmesiydi. Ve bu balon aslında yaklaşık 4 sene öncesinde kendisini göstermeye başlamıştı. Konut fiyatları acayip artmıştı, acayip yükselmişti. Ve insanlar aldıkları konutlardan kar elde etmek yerine zarar yapmaya başladılar. Talep düştü, satışlar azaldı ve doğal olarak da yatırımcı olan kesim konut almaktan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Öbür taraftan orta gelir kesimi de ulaşamadıkları için o fiyatlara zaten almaktan vazgeçtiler. Genel itibariyle kiraya dönmeye başladılar. Bu salgın hastalık fiyat artışları sadece belli bölgelerde kalmadı. Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Her tarafta yüksek balon fiyatlar oluşunca da sektör iyiden iyiye durma noktasına gelmişti. 4 seneden bu yana kademe kademe devam ediyordu. Özellikle son 2 sene içerisinde de konut sektörü ciddi bir darboğazın içine girmişti. 2018 Ağustos ayı kur şokunun ardından faizlerin yükseltilmesiyle birlikte sıkıntı daha da büyüdü. Ama faizler yukarıya çıkartılmamış olsaydı bile zaten insanların ev alma eğilimleri yoktu. Gelecekleriyle ilgili ekonomik kaygılar başlamıştı. İşsizlik artmaya başlamıştı çünkü. Türkiye ciddi bir resesyona doğru hızlı adımlarla ilerliyordu ve biz bu konuyla ilgili ısrarla uyarıyorduk. Uyarmamızın temel nedenlerinden birisi de aslına bakarsanız ülkenin, Türkiye'nin sadece konut odaklı bir alana, konut odaklı bir üretime doğru itilmiş olmasıydı. Sanayicisinden turizmcisine, tekstilcisine kadar herkes koşar adım inşaat sektörüne girdi ve inşaat sektöründeki lüks konutlar hızla arttı. Bu da stokları iyiden iyiye bir yığın haline getirdi. Ne yazık ki TOKİ, Emlak Konut gibi firmalar piyasayı regüle edeceklerine, çünkü bunlar kamu kurumları aslına bakarsanız, piyasayı regüle edeceklerine, yani uygun fiyatlarla piyasaya konut sürüp piyasanın şişmemesini, fiyatların hızlı bir şekilde artmamasını sağlayacaklarına müteahhitlerle işbirliği yaparak fiyatları daha da yukarıya çektiler. Aslında bu hastalık Ataşehir'de başladı biliyorsunuz. İstanbul'da Ataşehir'de başladı. Sonrasında bu bölgeden İstanbul'un her yerine yayıldı. Sonrasında da Anadolu'nun tüm kentlerinde aynı furya devam etti. Ta ki geçtiğimiz 4 yıla kadar. O döneme kadar işler iyi gidiyordu. Fiyatlar yükseliyordu, prim yapıyordu falan ve insanların gelir düzeyi de nispeten daha iyiydi. İnsanlar da talep ediyordu. Yatırımcılar da bakıyorlardı. Hem kira gelirleri var, hem evlerin fiyatları artıyor, prim yapıyor. O zaman ben konut alayım diyorlardı ve bu da piyasayı canlı tutuyordu. Ama son 4 yılda tablo tamamen değişti arkadaşlar. Bu nedenle aslına bakarsanız o 2018 Ağustos kur şokunun ardından yükselen faizler, ekonomik koşullar olgunlaşmamasına rağmen, kur üzerindeki baskı bitmiş olmamasına rağmen,
şirketler üzerindeki sıkıntılar devam etmesine rağmen, özellikle reel sektördeki batıklar artmasına rağmen, piyasadaki durgunluk iyiden iyiye baş göstermesine rağmen faizler indirilerek çözülmeye çalışıldı. Faizlerin indirilmesi normal koşullarda piyasayı canlandırabilirdi ama faizler indirilirken şu hesaplanmadı: vatandaşın kredi alabilitesi yoktu. Doğal olarak da insanlar ne kadar düşük faiz olursa olsun bankalara başvurduklarında genel itibarıyla red cevabı aldı. Red cevabı almayanlar da zaten genelde yatırımcı oldukları için artık konut sektörünün pek de karlı olmadığını gördüler ve uzaklaşmaya başladılar. Tam bir kısır döngü gördüğünüz gibi. Ve konut sektörü durma noktasına geldi. Konut sektörü durma noktasına gelmiş olmasına rağmen müteahhitler burunlarından kıl aldırmadılar. Her faiz indirimlerinde fiyatları yukarıya doğru çekmeye devam ettiler. Zam üzerine zam yapmaya devam ettiler. Baktılar ki millete satamıyorlar. Bari düşük faiz ortamında birbirimize satalım, fiktif işlem yapalım. Bu sayede de elimizdeki konutları kamulaştıralıma döndürdüler işi. Pek çok müteahhit firmanın elindeki konut stoklarını kamu bankalarından aldıkları kredilerle aslında kamu bankalarına devrettiklerine de şahit olduk. Bunun örneklerini de gördük. Bu tablo da şu hissiyatı daha da derinleştirdi vatandaşta. Konut sektöründe ciddi bir sıkıntı var. Demek ki konut fiyatları düşecek. Demek ki konut sektöründe işler iyi gitmiyor. Önümüzde de bir ekonomik kriz ortamı var. O zaman ben konuta gireceğime dolara, altına yöneleyim. En azından tasarruflarımı arttırayım. Yarın öbür gün konut fiyatları da düşerse çok daha uygun fiyatlarla konutumu alırım bakış açısına döndüler. Ve bu konut sektörünün biraz daha zayıflamasını beraberinde getirdi. Tablo çok net arkadaşlar. Yani öyle endekslerle onunla bununla falan filan anlatmaya bile gerek yok. Tablo çok net. Tamamen davranışsal bir durumdan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Ve vatandaş bu konuyla ilgili sonuna kadar haklı. Çünkü 1 artı 0, 1 artı 1 furyasıyla 1 milyona insanlara ev çakmaya çalıştılar. 3 artı 1'leri, 2 artı 1'leri daha başında yapıp rezidans kılıfıyla insanlara 3-4 milyon liraya çaktılar, çakmaya çalıştılar. Ve bu iyiden iyiye insanları rahatsız etmeye başladı ve gerçeklerle de karşı karşıya kalmaya başladılar. Hesap yaptılar. 3 milyon para bağlıyorum. Karşılığında 2500 lira, 3000 lira kira alıyorum. Oysa bankaya bağladığımda çok daha fazla faiz getirisi var. Dolara bağladığımda çok daha fazla prim getirisi var. Altın aldığımda çok daha hızlı bir yükseliş eğilimi var. O zaman ben niye nakitimi götürüp de eve bağlayayım ki, üstelik satıp satamayacağımın garantisi yokken, yarın öbür gün bir kriz olursa elimden çıkartamama ihtimali varken neden böyle bir risk alayım demeye başladılar. Ama bir kez daha söyleyeyim, müteahhitler hala burunlarından kıl aldırmadı. Özellikle o ballı kaymaklı müteahhitler. Ve ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler de bu duruma göz yumdular. Hatta yol verdiler bu sürece. Bu müteahhitleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve Türkiye ekonomisi de bu yanlış ilişkiler, bu yanlış davranışlar, bu yanlış para politikaları, bu yanlış faiz politikaları, bu yanlış kredi politikaları nedeniyle darmadağın oldu arkadaşlar. Bütün rakamlarımız zaten biz bu pandemiye girmeden önce bozulmuştu. İşsizliğimiz gerçeği yansıtmıyordu, ona rağmen çok yüksekti. Enflasyon gerçeği yansıtmıyordu, ona rağmen çok yüksekti. Büyüme rakamları gerçeği yansıtmıyordu, ona rağmen çok yüksekti. Sonuç itibariyle konut sektörü her geçen gün satış kaybına uğramaya devam etti. Üzerine bir de pandemi tuz biber oldu ve Nisan ayı rakamları %55.5 oranında düştü. Gelin alt kalemlerine bakalım şimdi. Türkiye genelinde sadece 42.783 ev satılmış. Neredeyse dip demek arkadaşlar. Hiç ev satılmamışla neredeyse aynı rakamlarla karşı karşıyayız demektir. 80 milyon nüfusu olan bir ülkede bir ay içerisinde sadece 42 bin ev satıldıysa ve bu 80 milyonluk nüfusun önemli bir kesimi de yeni evlenmiş, evlenmek üzere olan ya da kendisine ev alma ihtiyacı olan kesim olduğunu düşünün. Buna rağmen insanlar ev almıyorsa oturup bir düşünmek lazım, niye almıyorlar diye. 80 milyon nüfus var ve sadece 42.783 ev satılıyor. İllere göre bakalım. En çok ev satılan iller. İstanbul başta, sadece 6.113 ev satılıyor.
satılmış arkadaşlar. 10 milyonluk nüfusu var. 6000 tane ev satılıyor. Ankara'da 4500 ev satılmış. İzmir'de 2500 ev satılmış arkadaşlar. Şimdi size çok dramatik bir tablodan bahsedeceğim. En az ev satılan illerdeki sayılara dikkatlice bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Hakkari'de sadece 6 adet ev satılmış. Ardahan'da sadece 7 ev satılmış. Bayburt'ta 20 tane ev satılmış. Düşünebiliyor musunuz rakamları? 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23.9 düşmüş. 17.088 olmuş. Nedir ipotekli satışlar? Banka kanalıyla yapılan satışlar, kredi alınarak yapılan satın almalar ve krediyle yapılan satışlar. Bunlarda da %23.9'luk bir düşüş var. Neden 23.9? Zaten düşmüştü çok sert bir şekilde. Onun üzerine bir 23.9 daha düştü ve 17.000 sayısına indi. Yani insanlar krediyle bile artık ev almaktan uzak duruyorlar. Bu faiz ortamına rağmen, faizler bu kadar indirilmiş olmasına rağmen ev almayı tercih etmiyor insanlar. Çünkü çok riskli olduğunu görüyor ortamın. Her an işsiz kalabilirim diye korkuyor. Yarın öbür gün ödeyemezsem verdiğim bütün para çarçur olur diyor. Çünkü bankalar önce faizi tahsil ediyorlar. Sonra ana paraya geçiyorlar. Ve büyük ihtimalle eğer ki ev taksitinizi ödeyemezseniz o verdiğiniz paranın büyük bir bölümü yanıyor. Bir de elinizdeki eviniz gidiyor. Hem evden oluyorsunuz hem paranızdan oluyorsunuz. Onun için insanlar banka kredilerinden de uzak durdular bu dönemde. Mesele faiz değildi. Diğer konut satışları, kredisiz olarak yapılan konut satışları, müteahhitlerin kendi taksitlendirmeleri ya da kişilerin peşin paralarla yaptığı alımlara baktığımızda ise bir önceki yılın aynı ayına göre %65.1'lik bir daralma var. Bu ne demek biliyor musunuz? Kimse elindeki parayı götürüp konuta yatırmadı. Konutunu satmak isteyenlerin sayısı arttı. Sadece müteahhitler değil, yatırımcılar, ev sahipleri bile konutlarını satmaya çalıştı bu dönemde. Ama talep resmen dip yaptı. Bu nedenle de %65.1 oranında kredisiz konut satışları azaldı arkadaşlar. Hele ki nakitin kral olduğu bir dönemde götürüp bir eve gömmek istemedi. Rakam bunu gösteriyor. TÜİK verileri arkadaşlar. Toplam 25.695 konut satıldı ve bu 25.000 konutun da 3.600 tanesi İstanbul'da, 2.200'ü Ankara'da, 1.300'ü de İzmir'de. Ne kadar sıkıntılı bir hale gelmiş. Türkiye'de ilk defa satılan konut sayısı, müteahhitlerin yeni yaptığı, o büyük müteahhitlerin yeni yaptığı ve satmaya çalıştığı konutlardan satışlarsa %60.7 oranında düşüyor arkadaşlar. İstanbul'da sadece 2000 konut satılıyor. Ankara'da 1100 konut satılıyor. İzmir'de 1000'e bile ulaşılamıyor. 854 konut satılıyor arkadaşlar. İkinci el konut satışlarına bakıyorsunuz. Orada da %52.1'lik bir düşüş var. Yani piyasaya çıkmış, ilk satışını gerçekleştirmiş. Artık son tüketici de büyük ihtimalle ve ikinci el olarak konutunu satmaya çalışıyor. O da satamıyor. Piyasa tamamen daralmış, sıkışmış durumda. Talep tamamen durmuş durumda. Pandeminin burada etkisi Nisan ayında emin olun %30'dan fazla değil. Pandemi olmasa da bu rakamlara yakın rakamlarla karşı karşıya kalacaktık. Neden? Çünkü insanlar ekonomiye güvenmiyordu. Zaten tüketici güven endeksleri düşmüştü. Zaten ekonomi güven endeksleri düşmüştü. Ekonomiye güvenmedikleri, artık konut sektörünün getirisinin olduğuna inanmadıkları için konut sektöründen uzaklaşmışlardı ve paralarını tasarrufa yönlendirmişlerdi. O nedenle her geçen gün döviz mevduatları artıyordu. O nedenle her geçen gün altın mevduatları artıyordu. Gelelim bu tablo bize ne anlatıyor? Geçtiğimiz videoda da söylemiştim, bir kez daha söylüyorum. Bu kadar büyük bir talep daralması, ki bu talep daralması devam edecek kim ne derse desin. Kimse Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da sektörün bir anda açılacağını, uçacağını, kaçacağını falan sanmasın. İnsanların tasarrufa eğilimi devam edecek ve insanların konuttan kaçışı da devam edecek. 1. Vatandaş konutunu satmaya çalışacak nakite dönmek için. 2. Bankalardaki konut stokları her geçen gün artacak. Çünkü büyük bir pandemi etkisiyle birlikte Türkiye ciddi bir ekonomik krize doğru sürükleniyor. Dünya ile birlikte ve doğal olarak bu süreç işsizliği,
işsizliği, yoksulluğu arttıracak, beyaz yakalının gelir kalemlerini düşürecek ya da sıfırlayacak, pek çok kişi işsiz kalacak ve bu koşullar içerisinde taksitlerini ödeyemedikleri için evlerini kaybedecekler ve doğal olarak da bu bankalardaki konut stoklarının artışını beraberinde getirecek. 3. Bankalardaki konut stoklarının artmasıyla birlikte çok ciddi bir banka konut arzı oluşacak. Bankalar ellerindeki konutları çıkartmak için sürekli olarak arz edecekler ama satamayacaklar. Satamadıkları her geçen gün fiyatları biraz daha düşürmeye devam edecekler ve bu piyasada bir domino etkisi yaratacak arkadaşlar. Bankalar fiyatları düşürdükçe vatandaş da fiyatları düşürecek ve mecburen müteahhitler de fiyatları düşürmek zorunda kalacak. Çünkü onların da elinde hala ciddi miktarda stoklar var. Ve bir başka konu, konut satışlarının bu şekilde daralması, kimsenin talep etmemesiyle birlikte, aynı zamanda faizlerin de işe yaramamasıyla birlikte tek bir çıkış noktası kalacak. Bir kur şokuyla çok ciddi para basarak piyasadaki para miktarı çoğaltılabilir ancak tabii ki ev fiyatlarının uygun olmasıyla birlikte konut sektörü tekrar canlanır kanaatindeyim. Ama o güne kadar konut fiyatları çok sert bir şekilde düşmeye devam edecek. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Aynı zamanda katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine üye olabilir ve kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da gün içinde kısa kısa paylaşımlar yapıyorum. O paylaşımları da takip etmek istiyorsanız Instagram'a da mutlaka gelin derim. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.